Merhabalar, herkese günaydınlar. Kanal 35 Ağız Tadıyla programına hoş geldiniz. Biz yine hafta içi her gün olduğu gibi 10.30 ile 12 saatler arasında mutfaklarımızdan sizlerin evlerinize konuk olarak gelmeye devam ediyor olacağız. Bugün Konyalı Ahmet Usta bizim konuğumuz ve tabii ki de Mehmet Zeki Bulut Yönetim Kurulu Başkanı. Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi sizi burada ağırlamak çok ayrı bir keyif. Çünkü evet. İzmir'in herhalde en önemli işletmelerinden birisiniz değil mi? Evet, evet. Konyalı Ahmet Usta, evet, 2007 yılında kısa bir süre içerisinde gerçekten iyi bir yol kat ettiğini tahmin ediyorum. Sizler de takdir ederseniz tabii. Konyalı Ahmet Usta 2007'de kurarken İzmir'de ne hayallerle Konyalı Ahmet Usta'yı markasını nereye taşıyabiliriz, bu yolculukta nelerle karşılaşabiliriz gibisinden tabii kısa bir uzun bir yol hikayesi. 9. senemiz markamızın kuruluşu. Tabii bu 9 sene içerisinde neler yapabildik, neler yapamadık bunu program akışında inşallah. Şimdi kaç sene oldu? İlk önce onu sorayım. Konyalı Ahmet Usta açılalım. 9 sene. 9 sene oldu. 9. senemiz, evet. Bugün 23 şubeyle yurt dışında, yurt içinde, Türkiye'nin genel önemli turizm yerlerinde, önemli şehirlerinde Konyalı Ahmet Usta markasını görebiliriz. Evet, çok güzel ve yanımızda tabii şefleriniz var. Evet. Onlar inanılmaz steril geldiler. Buraya ilk geldiğinde ve tanışırken daha ağızları kapalıydı sevgili izleyiciler. O kadar titiz, hani düşünün. Ama tanıtmak istiyorum. Tahir Kırlı fırın ustası ve İlhan Şahin usta yine bizlerle beraber. Fırın ustası herhalde önemli bir şey galiba değil mi? Ya, et ekmek şey olarak nitelendirelim. Yani et ekmeğin yapılışını biz yapıyoruz. Evet. Yani önemli olmasa olmaz tabii. Evet, nerelerde daha çok görev alabilir fırın ustası? Yani unlu mamuller tarafında tabii ki de böyle restoranlarda ayrıca. Bizim yani yaptığımız işin sadece fırın. Diğer bölümlere bakamıyoruz. Evet. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 25 senedir. Severek mi yapıyorsunuz bu işi? Hala ilk aşk. Çok çok uzun bir süre çünkü. Evet. Sevilmese herhalde çok zorlanırsınız diye düşünüyorum. Yani. Evet. Ne yapacağız peki? Bugün Konyalı Ahmet Usta bize neler yapacak? Menümüzde neler var? Konya yöremize ait bizim meşhur fırın kebabımız var. Konya fırın kebabı. İlk önce onu yapacağız sayın seyircilerimize. Tahir Usta'nın da etli ekmek, bıçak arası dediğimiz. Çok güzel bir etli ekmek. Sizin meşhur zaten etli ekmeğiniz. Bütün şubelerinizde de aynı menüler var herhalde değil mi? Tabii ki. Şimdi bizim merkezi mutfağımız var. Üretim tesisimiz bizim merkez Menderes'te. Burada hazırlanan bütün ürünler, aynı ürünleri standardı bütün şubelerimizde bulabilirsiniz yani. Aynı şekilde, aynı tatta. Aynı peki franchise böyle verildiği zaman sıkıntı oluyor mu tatta muhtemelen? Yani size öyle şikayetler geliyor mu? Şimdi eğer ürünler yani zaten ürünleri gibi değil diye. Şimdi tabii ki yani her şey dört dörtlük olmayabilir. Tabii şikayetler alıyoruz. Tabii biz bunları daha seri bir şekilde nasıl telafi edebiliriz? Biz bunun müşterimizle, şikayet aldığımız müşterimizle birebir hemen görüşüyoruz. Yani şikayet konusunu hizmetten mi, üründen mi, herhangi ne gibi bir şikayet. Hemen dönüyoruz tabii bunun şeyini alıp hemen önlemini alıyoruz. Ürüne gelince tabii ki yani bizim merkez mutfağımızdan gelen ürünlerin kalite standardı, ürünün tadı, lezzeti hepsi aynı. Evet. Herhangi hiçbir sıkıntı yok. Ama şu var tabii, bizim gizli müşterilerimiz var. Şubeleri denetleyen. Ondan sonra kendilerimiz, gıda mühendisimiz bunu ani baskınlarla, ani yani gece kendi olsun, gündüz olsun. Kendi kendimize baskını yaptırıyorsunuz. Aynı, yani. Kendi kendimize baskını yapıyoruz. Bunları kontrol altında tutmak adına. Çok güzel. Tabii ki yani bunu yapmasak şimdi dışarıdan ürün alabilir. Franchise bayimiz bu ürünü dışarıdan alabilir. Neden? Ha, 1 lira, 2 lira aşağısına da alayım da biraz daha kar marjımı yükselteyim gibisinde falan. Ha, biz buna müsaade etmiyoruz tabii. Öyle olunca da ürün kalitesi bir tutmuyor. Tutmadığı zaman da tabii bu tür şikayetler alınabiliyor. Ama önemli olan şu, bunun tabii sonrası çok önemli. Yani size böyle bir şikayet geldikten sonra
Hani bunu ne kadar düzeltebiliyorsunuz, ne kadar zamanda düzene sokabiliyorsunuz, bu çok önemli tabii. Hemen aynı saatte şeye giriyor, aynı dakikada, aynı saatte, yani yeter ki o dakika bir şikayet alındı mı hemen birebir kendim, özellikle bana ulaşır şikayet, bana ulaşıldığı zaman hemen birebir kendim ilgileniyorum, kendim müdahale ediyorum. Evet, şimdi burada bir gördüğüm gibi şöyle bir şey var, bunun ismi nedir? Gösterelim hemen. Bu Konya'mızın et ekmeği ve bıçak arası. Evet. Bunun bu kadar olma sebebi Konya'ya mahsus bir şey mi? Tabii. Ürünlerimiz Konya'dan geliyor. Yani unumuz, etlerimiz burada. Bizdeki beyin çiftliğinde kendisi özenle pişirdiği şey, hazırladığı bir şey. İmalatını burada kendimiz yapıyoruz. Unumuz Konya'dan geliyor. Neden? Unun farkı ne? Tabii biliyorsun Konya unu. Evet, meşhur ama. Meşhur bir yondur. Yani onun şimdi bizim bunu şeyi orada biliyorsunuz, onun dinlenme süresi var. Bir taze un vardır. Bir harmanlar dinlenmiş un vardır. Tabii biz bunlara dikkat ediyoruz. Yani şimdi taze unu işleyemezsiniz ama biraz dinlenmiş unu daha iyi işlersiniz. Onun için ona dikkat ediyoruz. Onun için orada tanıdık arkadaşlarımız var. Bunu söylüyoruz işte kaç günlük olduğunu, 20 günlük, 1 aylık, 2 aylık gibi şeylerden o şekil alıyoruz yani. Evet. Ama değişik onlar, yani bir çeşit un değil. Yani mesela onun ranzuman dediğimiz, yani kepekli, biliyorsunuz kepek artık günümüzde, eskiden kepek... Çok kullandığımız bir şey artık. Hayır, evet. Kullanmıyorduk. Eskiden kullanmıyorduk. Evet, kullanmıyorduk ama şu an artık... Hani şu anda da yeni bilgileniyoruz. Evet. Yani kepeğin sağlığa iyi geldiğini, kepeğin insan vücuduna faydalı bir ürün olduğunu daha yeni öğreniyoruz, görüyoruz. Onun için kepek kısmını biraz daha ağırlıklı yapıyoruz sağlık açısından. Yani birazdan biraz daha kaçırma adına uzak, evet. Evet. Onun için yani. Peki bunun bu kadar uzun olmasının sebebi nedir? Ustalık. Ustalık ama herhalde o yöreninde meşhur bir ekmeği galiba, değil mi? Yani etli ekmek diye mi geçiyor? Ama şöyle söyleyeyim, şimdi Konya'da tabii bu etli ekmek çıkarken ilk başlarda normal pide gibi, yani öyle uzun falan şey yoktu. Yani sonradan bunu şov haline getirdim. Mesela bizim bazı şubelerimiz, bazı turistik yerlerimize turist geldiği zaman, yani mesela boyunuz kaç metre? 2 metrelik etli ekmek mesela böyle. Bir şov, bayağı şov haline getiriyorsunuz. Yapıyor musunuz böyle restoranda da şovlar? Tabii ki. Çünkü gelen kişiler de bunu istiyor. Yani bir balık lokantasında mesela Tuzla balık geldiği zaman o yöner dönerli geliyor öyle. Evet. Sever insanlar bu tarz şeyleri. Sizin de belki şov kısmınız bununla herhalde yani, ibaret. Uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz ve lezzetle tabii. Sizi şöyle alayım birazcık daha görsün izleyicilerimiz. Yani elimizden geldiği kadar tabii... Yani şov kısmını pek fazla önemseyemiyoruz ama lezzet bizim için daha önemli. Daha önemli. Hijyen daha önemli. Gerektiği zaman tabii şovumuzu da yapıyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bunların içinde neler var ustam? Bıçak arasının içerisinde dananın arka but tarafında löp et. Onları küçük küçük doğruyoruz bıçakla. Ve etin kendi kavram yağı. Domates ve biber var. Şimdi bu kavram yağına ben baktım. Kavram yağı nedir? İlk önce onu bir sorayım. Danadan muhtemelen. Hayvanın kendi eti, yani kaburga kısmından şey eti. Kaburga kısmının yani yağ kısımları. Yani etin içerisinde kendi yağ girmezse zaten lezzetini bulmuyor. Evet. Nerelere daha çok bu kavram yağını sokabiliriz biz? Yani özellikle mesela sokmamız gereken yer var mıdır? Şimdi fırında piştiği için kavram yağı etle birleşiyor. Ama diğer kısımlarda, yani evde yemek kısımlarında kullanılması biraz zor olur. Çünkü fırın yok ediyor kokusunu. Evet. Ama normalde yemeklerin içerisinde biraz ağır olabiliyor kokusu. Evet, birazcık daha o zaman bu tarz pideli olan tabii, şeylerde yani, daha çok tercih edilmeli. Aynen. Herhalde. Evet. Şimdi öteki yemeklerimize yavaş yavaş geçelim mi? Tabii. Buraya sunalım, olmazsa izleyicilerimiz de görsün. Neler yapıyorsunuz burada restoranında, restoranlarınızda bilsinler. Çünkü içeriği de çok önemli. Yani. Nasıl yaptığınız da çok önemli. Bilmiyorum evlerinde yapabilirler mi? Biraz zor herhalde, odun ateşi yani. Gerekiyor muhtemelen ama fırınlarında da yapabilecekleri tarzda yemekler mi? Fırınlarında yapabilecekleri tarzda bir yemek. Fırın kebabı mesela, onu da aynı şekilde odun ateşinde pişiyor ama
Yani yapılabilecek onu, durumları var tabii ki. Evlerinde şunu yapabilirler, bizden kilolu alıp evinde fırında ısıtıp yiyecekler. Yani. Şimdi onun ateşiyle fırın arasında çok fark var bir kere. Çok tabii ki. Bir kere lezzet farkı çok var değil mi? Evet tabii ki yani şimdi lezzet farkı. Şimdi fırında odun ateşinde pişiyor ve hiçbir gram su girmiyor. Kendi yağında pişiyor bir fırın kebabı. Çok özel bir yemektir yani. Kesinlikle öyle ama 4 saat falan mı pişiriyorsunuz? Yaklaşık 4 saat falan pişiriyor. Bu odun ateşinde 4 saat mi? Aynen. O zaman izleyicilerimiz de fırında herhalde bir 8 saat falan yapacaklar. Anca değil mi yani? Bir tam gün bırakıp gitsinler. En az 300 aynen. derece fırınlarına. Sıcaklıkta olmaz. Yani akşam koysunlar, sabah çıkarsınlar. Kesinlikle öyle. Evet. Bir de yarım saat periyot içerisinde devamlı dönmesi lazım. Yani ters düz olması lazım. Etlerin kızarması gerekiyor. Ha, o zaman hiçbir yere gidemeyecekler tabii. Hanımlarımız. Yoksa yanar. Tamam yanar. Çeviriyor. Öbür i̇şte bunların püf noktaları var mesela. Yani bu çok önemli. Siz 4 bayağı... saat sonra yaklaşık 1 saatte fırının koltuk dediğimiz daha sıcaklığın az olduğu bir bölgede kendi yağıyla beraber kaynamaya bırakıyoruz. Ağzını kapatıyoruz tepsimizin. Bakır tepsi de yapıyoruz. Evet. O aşamada 1 saatte o şekilde bekledikten sonra servise sunabiliyoruz. Evet işte bunların püf noktaları onun çok önemli. Onun yumuşaklığını yakalamak için. Siz ama artık şey gibi olmuşsunuz, kasap gibi olmuşsunuz öyle zaten. Olacak. Yani etten de anlıyor hale tabii geliyorsunuz ki, ama evet. siz de öyle herhalde değil mi Mehmet Zeki Bey? Evet. Yani artık hani etler sizden geldiği için. Evet. Dolayısıyla hani etin nerede ne kullanılması gerektiğini çok iyi biliyor olmalısınız. Tabii ki yani biz zaten bu işi yapıyoruz yani. Benim ana mesleğim bu. Ben de çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Yani bulaşıktan dayımın yanında ufak bir yerde bulaşıktan yetişmeyim. Yani bulaşık, komilik, sonra mutfak, kebap ustası, sonra tekrar mutfak yöneticilik. Yani etin, etine baktığınız zaman etin işte düve midir, inek midir, dana mıdır? Biliyoruz artık yani göz kararıyla, şöyle hiç ellemeden, şey yapmadan göz kararıyla bunun aslında mutfak tarafından geliyor olması çok önemli değil mi sizin? Tabii buralara gelmenizdeki en büyük sebeplerden belki de ki. Birisidir bu. Tabii ki yani. Şimdi... Çünkü hani aşağılardan bir şekilde o merdivenlere tırmanıyor olmasanız belki çok daha farklı bakış açınız olacak. Aynen. Restorancılığa karşı. Aynen öyle. Şimdi eğer bir şeyde başarılı olacaksa yani kendi işini yapacak. Ben her zaman şunu diyorum. Yani insan kendi işini yapmalı. Bildiği işi yapmalı, sevdiği işi yapmalı. Ben kendi işimi severek yapıyorum. Yani bunu çalıştığım dönemlerde de böyleydi. Şimdi yani işverenlik durumunda da öyle. Ben işimi severek yaptım. Yani çalıştığım yerlerde de olsun, burada da olsun işimi severek yapıyorum. Aşığım yani işimi. Ne güzel. Evet. Peki tatil zamanınız var mı? Şimdi çok yoğun çalışıyorsunuz biliyorum. Özellikle zaten şeflerimin hiç tatili yok. Buraya gelen şeflerden de biliyorum ben. Bir tane çağırdığım şefim herhalde gözleri doldu diyebilirim. Çünkü hiç tatili yok, resmi tatilleri yok, işte yılbaşısı yok, işte çocukların belki doğum günlerinde bulunamıyorlar. Var değil mi böyle sıkıntılarınız? Evet var çok yani. Severek yapıyorsunuz ama. Var canım. Evet. Şeflerimizin var ama evet. bizim yok. Yok. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Sağ olsun Zeki Bey, o konularda sosyal şeylerimiz her türlü sağlanıyor. Sıkıntımız yok yani. Evet, sizden tabii bir tane daha olunca belki hani yardımcı şef olarak tabii. o zaman birazcık daha tolere edebiliyorsunuz herhalde. Yani özel günlerimizde veya ona benzer tatil zamanlarımızda istediğimiz gibi sosyal aktivitelerimizi görebiliyoruz. İyi, süper bir şey. Belki özel bir yerde çalışmanın da avantajı bu mu? Belki otelcilikte hani çalışıyor olsanız daha yoğun bir çalışma sistemi olacak. Şimdi turizm tabii ki yani sayılı gündür biliyorsun. Turizm yani 2 aydır. Şimdi 2 aylık olduğu için bazen ben arkadaşlarımı görüyorum. 2 ay gittiği zaman yani turizm yerine 2 ay boyunca eve gelmediğini, yani 2 ay boyunca tatil yapmadığını biliyorum tabii duyuyoruz. Ha bizim bu konuda hani çünkü bizim iş 7-24 saat yani yılın 12 ayı 7-24 saat çalışıyoruz. Anonsla çalıştığımız için bunun tabii ki yanımızda çalışan arkadaşlarımızı, elemanlarımızı ona göre haftalık izinleri, bayram tatilleri neyse ve özel kendilerinin özel günleri olur, bir hastası olur, bir özel bir günleri olur. Yani bu tür şeyleri biz imkan tanıyoruz. Yani. Evet zaten geri dönüşümü de çok iyi olması lazım. Yani gittiği zaman motivasyonunu aynen, dönmesi aynen, lazım. Biz, bu çok önemli. Aynen yani şimdi biz arkadaşlarla şey yaparken yani arkadaşların, çalışanların da bir işverene karşı saygısı olsun, şey olsun daha da farklı şey oluyor.
yani işe sahiplenme duygusu daha iyi oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Şeflerim, başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım. Hangisinden istiyorsanız lütfen başlayabiliriz, en zor olandan. Zor olandan mı? O zaman İlhan Usta'nın fırın kebabını önce başlasın. Tamam. Tamam Mehmet. Sonra et ekmeği. Yavaş yavaş buraya da getirelim malzemeleri, olmazsa izleyicilerimiz de görsünler. İçlerinde neler kullanıyorsunuz? İşte dediğim gibi içeriği çok önemli. Yedikleri yemeğin aslında içinde ne var? Herkes çok merak ediyor. Evet. Nasıl yapıldığını da aslında merak ediyorlar. Her ne kadar evlerinde yapamayacak da olsalar. Evet. Şimdi biz et ekmeği nasip olursa bunun hafif bir pişmişini, donmuşunu marketlere falan vermeyi düşünüyoruz. Marketlerde yani kendi müşterimiz bu etli ekmeği alıp kendi evinde böyle hafiften bir ısıtıp yiyebilir. Böyle bir projemiz var. İnşallah çok yakın güzel. Zamanda bunu da gerçekleştireceğiz. Nereden aklınıza geldi bu? Yani çok talep geldiği için mi böyle bir şey oldu, yoksa sizden kaynaklı bir şey miydi? Etli ekmek mi yoksa yok etli ekmek dondurulmuş halde sunuyor olmanız. Ha, tabii hem talep var hem kendi fikrimiz. Yani öyle bir şey düşünüyoruz tabii. Evet, çok da iyi olur yani çünkü kendi... çok artık hızlı bir yaşam var sonuçta, hızlı dönen bir iş yaşamı, dolayısıyla hep hazır aslında birazcık da almak aynen. istiyorlar. Aynen, bir de şu var şimdi, yani ben şuna çok dikkat ediyorum, yani artık fast food kültüründen artık çocuklarımızı uzaklaştırmamız lazım. Yani ben şimdi bugün marketlere gidiyorum, hazır pizzalar var, bilmem ne var, ben evet. birkaç sefer mesela kendi işimde şey gördüm, kızdım, kesinlikle evime sokmuyorum ve pizzamızı artık kendimiz yapıyoruz evde. Çok güzel. Yani artık her şeyimiz de yerli. Hı hı. Yerli olmamız lazım. Yani çoluk çocuğumuzu fast food kültürden uzaklaştırmamız lazım. Bugün işte Burger King'in işte hamburgeri olsun, bilmem ne olsun, nasıl dondurulmuş. Telaffuz edersek daha iyi olur. Pardon. Hı-hı. Evet. Yani sonuçta bunu... yöresel mutfaklara aslında daha çok yer vermemiz lazım. Tabii ki şimdi. Yani size evet. nasıl mesela Konya mutfağını daha çok ele alıyorsanız evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yöresel mutfaklara aslında birazcık daha detaylı olarak yer evet. vermemiz gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş kayboluyor. Evet. Yani aynen. işte Antep mutfağı nasıl UNESCO tarafından işte ödüllendirildiyse evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. İşte Konya'nın da çok önemli ve güzel yemekleri var. Evet. Şimdi biliyorsunuz Floransa'da Floransa hükümeti kendi ülkesinde %70 kendi öz yemeklerini çıkarma mecburiyetini getirdi. Yani kendi şehrinde benim kendi öz yemeklerim %70'i kendi öz yemeklerim olsun diye bir kanun getirdi. Kendi ürünlerini orada satıyor. %30'unu artık geri kalan kısmı neyse. Yani bizim burada Türkiye'de gerçekten Türk mutfağı dünya mutfağı diyebiliriz yani. Çünkü çok yerleri dolaşıyorum. Avrupa ülkeleri olsun, Uzak Doğu ülkeleri olsun. Gittiğimiz her yerde de Türk mutfağını arıyoruz. Herkes arıyor. Yani Türk mutfağı nerede varsa hep görüyorum, maşallah. Çok güzel rağbet görüyor. Onun için Türk mutfağını işte kendi yöresel yemeklerimizi Avrupa ülkelerine tanıtmamız lazım. Markamızı oralara götürüp markamızı tanıtmamız lazım. Ürünlerimizi tanıtmamız lazım. Mutfağımızı tanıtmamız lazım. Bu konuda ben inanıyorum ki Konya Alamos'ta bugün evet Saraybosna'da, Medine'de, Bahreyn'de şubelerimiz açılıyor. Cidde'de açılıyor. Ama Avrupa ülkelerinde daha çok kendi yöresel ürünlerimizi kendimiz oralarda nasip olursa en kısa zamanda hem tanıtacağız hem de şubelerimiz açacağız. Peki yurt dışını çok gezdim dediniz. Oralarda tanıttığımızı düşünüyor musunuz? Ne kadar tanıtabilmişiz oralarda? Yani tanıyor mu oradaki kişiler? Tabii ki. Şimdi bugün Saraybosna'ya gidin. Yani Saraybosna artık biliyorsun artık bir Türkiye'nin bir parçası. Hı hı. Ondan ziyade oranın halkı. Mesela oranın köftesi meşhur. Evet. Ama gidin Konyalı Amasya'yı, Türk mutfağını gerçekten o kadar benimsemişler ki hı hı. Çok güzel rağbet görüyor. Yani bugün Türkiye'de veyahut da ne bileyim dünyanın her yerinden giden işte önemli konuklara, önemli devlet
adamları biz orada ağırlıyoruz yani. Hı hı. Yani çok o derecede. Önemli bir şey tabii, evet. Yani. Evet. Ben işte Türk mutfağımızı daha iyi yerlere getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hani daha da iyi şeyler olur. İnşallah. Evet. Çünkü Türk gastronomisi artık hani bir tık böyle birazcık daha hareketlenmeye başladı. Aynen. Yani bugün biliyorsunuz televizyonlarda da sağ olsun bilim adamlarımız çıkıp işte lahmacunların biliyorsunuz, hı-hı, çok sağlıklı bir ürün olduğunu, lahmacun yenmesi gerektiğini. Daha önce de bu konu lahmacunu çok yağlı olduğunu, ne bileyim şey olduğunu ama gerçekten yani Türk mutfağı, ürünü olsun, yerli mutfak, Anadolu mutfağı olsun, yani sağlık açısından gerçekten yani olmazsa olmazımızdan. Biliyorsunuz yani bunu siz rejim yaparken de doktor size diyor ki yani et yiyin. Et yiyin, et yiyebilirsiniz ama diyor hamur yemeyin diyor. Eti rahatlıkla yani. Rahatlıkla tüketilebilir tabii, evet, ki de. Faydalı bir şey. Evet, evet şefim. Şimdi fırın kebabımızın özelliği, hı-hı, kuzunun kol kısmı. Evet. Kuzu eti olması şart ve, hı-hı, kol kısmını tercih ediyoruz. Daha yumuşak oluyor. Yağıyla beraber tuz ettikten sonra tuzumuzu da koyuyoruz. Bu şekilde fırınımıza atıyoruz. Sadece bu yarım şekilde saat, mi yürüyor? Yarım ki, saat kadar yarım kalıyor. Yarım saatte bir etleri kızartmak için çeviriyoruz. Kızartmak için tabii bir şişlerimiz var. Peki getirin. Üstünü kapatıyor musunuz şefim? Hayır, onu hiç... en son aşamada yapıyoruz. En son tabii ki kapatıyorsunuz. Çünkü tamam, etleri devamlı çevirmemiz gerekiyor. Evet, o zaman bir kuruma yapar çünkü değil mi? Tabii ki. Tabii, tabii. Hem, evet, yanma yapar hem kuruma. Devamlı yarım saatte bir çevirdikten sonra, hı-hı, yağları kendini salıyor. Kendi suyunda, kendi yağında pişiyor. Ekstradan kızardıktan sonra koltuk kısmını alacağımız zaman ağzını kapatıyoruz. Bir saatte o şekilde kaynatmaya bırakıyoruz. Evet, yavaş yavaş. Yaklaşık 5 saat sürüyor. Yaklaşık 5 saat. Tabii 4 saat üstü açık bir şekilde çevire çevire. Evet. 1 saatte ağzı kapalı bir şekilde kaynamaya bırakıyoruz ve ondan sonra serisi hazır hale geliyor. Evet, kesinlikle öyle. Ama bunları tabii çok özel, herhalde misafirlerimize yapacaktır izleyicilerimiz. Yapabilirlerse tabii ki de. Ama yani evde zor biraz. Evet, evde zor ama... Ama odun ateşinde olması gerekiyor. Yaklaşık 300-350 derece sıcaklıkta oluyor. Peki size böyle etlerini getirip de pişirme gibi bir durumunuz var mı? Yok, dışarıdan şey yapmıyoruz ama bunu da aynı şekilde biraz önce etli ekmeğin... Ya da böyle eve servis yapıyor musunuz? Tabii ki eve servis yapıyoruz. Hı-hı. Bunun dondurulup paket... marketlerde Konyalı Amesta adıyla fırın kebabını da marketlerde satmayı düşünüyoruz. Bu şekilde de. Ha, bunu da aynı şekilde satacak mısınız? Tabii tabii, öyle de. Onun aynısını, hmm, yapabiliriz, evet, yani. Bunu yani bizi fırın kebabı seven, yani bizleri seven, bizleri tercih eden, hmm, misafirlerimiz marketlerde bunu en kısa zamanda görebilirler. Çok rahatlıkla tüketebilirler. Hı-hı. Evet, evet, onu atalım olmaz. Bir detay daha söyleyeyim. Evet, lütfen. Kesinlikle bakır tepside pişmesi gerekiyor. Hı-hı. Neden bakır? Çünkü bakıra yapışmıyor. Öbür tepsilerde yapışır. Yanma yapar. Hı-hı. Bunda yanma olasılığı daha azdır. Ve yarım saate bir çevirmesi gerekiyor. Evet, o yüzden kesinlikle. Konyalı Ahmet Usta'ya gelip fırın kebabını orada yiyecekler. Orada yiyecekler. Peki içine başka bir şey atacak mıyız sonrasında? Hayır, sonrasında bir şey atmıyor. Hiçbir şey atmıyor. Kendi yağında. Doğru. Suyunu komple çeker, kendi yağında pişer ve çok lezzetli bir şey. Çok lezzetli. Peki, evet, bunun sunumunu nasıl yapıyorsunuz? Sunumunu da daha sonraki aşamada göstereceksiniz. Tamam. Merak ediyorum. Ben zaten sadece böyle et olarak da yiyebilirim. Şuradan hani suları, ağzımın suları aktı ama yama yanında mutlaka bir garnitürle daha herhalde, aynen, sunumu güzel oluyor, evet, diye düşünüyorum. Evet. Şimdi... Personel seçimi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Çok önemli bir şey. Çok zor bulunuyor aslında. Evet. Yani işte bir garsonuydu, şefiydi. Çok özel şef olması lazım. Şimdi şeflerimiz Konya'dan mı geldi? Mesela bunda zorluk yaşadınız mı? Onları soralım. Tabii mesela biliyorsunuz etli ekmek ustası, hı hı, İzmir'de pek nadir. Ama daha yeni yeni biz çıraklık okullarında veyahut da çırak arkadaşları... Çocuklarımızı, gençlerimizi alıyoruz. Bunları yetiştiriyoruz kendi, hı, bünyemizde. Bunları ondan sonra diğer şubelere şey yapıyoruz. Tabii ki çok seçici oluyoruz. Yani aldığımız şeflerimiz olsun, ustalarımız olsun, biz bunları seçerek alıyoruz. Sonuçta bir ürün veya bir marka, hı hı, varsa, bir ürün yapılıyorsa gelen kişi de o kültürü bilerek geliyor zaten. O kültürü, herhalde, o şeye alışması lazım. Biz bunu, hı hı, aldığımızda, işe çağırdığımızda biz bunu
bir 10 gün, 15 gün falan bir deneme şeyi veriyoruz bunu. Bakıyoruz tabii, eğer becerebiliyorsa devam ediyor, beceremiyorsa teşekkür ediyoruz. Yollarımıza ayırıyoruz. Evet. Onu buna zaten sonra tekrar devam edelim. Çok önemli bir konu çünkü benim için. Ama kısa bir aramız var sevgili izleyicilerimiz. Yeniden sizlerle beraber olacağız. Yıllardır mutfaklarınızda orkide, sağlıkla, güvenle. Batılı uzmanlar uyarıyor, İzmir'e kar yağacak. Evet, biz yeniden sizlerle beraberiz sevgili izleyicilerimiz. Şeflerimiz herhalde attık değil mi fırına etimizi? O yavaş yavaş melun melun herhalde evet, pişecek. Tabii ki. Ve ondan sonra göstereceğiz burada izleyicilere. Evet. Sunumunu da yapacağız. Evet. İkinci olarak ne var yemeğimizde? İkinci olarak etli ekmek. Bıçak arası. Evet. Bıçak arasını. Tahir Usta'nın sunsun. Evet, şimdi gösterecek miyiz burada yapılışını? Yapılışını burada yani gösterebilecek durumumuz yok. Evet. Mutfak tabii o kadar elverişli değil ama tabii merak eden izleyicilerimiz gelip görebilirler şubelerimizde nasıl yapılıyor. Öyle mutfağa geldiklerini de gösterebiliyor musunuz? Tabii ki. Her şey açık mutfağı, yani mutfağımız dedikleri gibi görebilirler, gezebilirler mutfağımızı yani. Evet. Hiçbir sıkıntı bu yok. Bu çok onda. Önemli bir şey çünkü. Tabii yani ki. O mutfağa istedikleri saatte hani giriyor evet. olmak onlar için aslında çok büyük bir güven veriyor en azından. Yani. Değil mi? Yani evinde nasıl rahatsa aynı şekilde gelip mutfağımızda gezebilirler. Zaten bütün mutfaklarımız açık yani. Şimdi burada biliyorsunuz yani eğer bir gıdayla uğraşıyorsanız, gıda işi yapıyorsanız hijyenik olmanız gerekiyor. Yani hijyen bir şekilde gelen misafirlere de kendi mutfağınızı temizliğini, görselliğini göstermek zorundasınız. Yani biz bu şekilde yani kendi misafirlerimize mutfağımızı gösterebiliriz. Evet, peki işte şeflerinizi seçmekte siz mesela Konya'dan mı geldiniz? Konya'dan mı geldiniz? Konya'dan geldim. Bu önemli bir şey mi? Yani illa o Konya yemeğini yapacaklar, Konya yöresini iyi biliyor olmalı mı sizce? Ya tabii ki şimdi arkadaşlar biliyorsun yani 25 senedir bu işi yapıyor. Şimdi bizim onlara biz biraz önce de anlattığım gibi çırak getiriyoruz. Yani genç arkadaşları getiriyoruz. Bunların yanında şeflerimiz bunları eğitiyorlar. Bunları yetiştiriyorlar. Ondan sonra diğer şubelerimize birer birer dağıtıyoruz veya ikişer ikişer. Genelde hep böyle yetiştiriyoruz. Yani çünkü bugün biz yurt dışına bayilik verdiğimizde biz kendi ustalarımızı da veriyoruz. Yani ustalarımızı da kendimizi gönderiyoruz. Bu şekilde anlaşma yapıyoruz. Çünkü herkes bu etli ekmeği yapamaz. Yani bunu Konya'ya has bir yemektir. Etli ekmek. Özellikle tabii bu işe başlarken Konya'da zaten ustalarımız çoğu Konyalı. Konya'dan gelme ama şimdi daha yeni yeni işleri büyüyünce tabii Konya'da da artık yetişmiyor. Yani artık yetiştiremiyor. Orada da insan kalmayınca artık biz kendimiz, kendi bünyemizde yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Ve yetiştiriyoruz yani. Evet, bu çok önemli tabii. Mesela hani sizin yetiştirdiğiniz o kişi ilerleyen zamanlarda işte şef olma pozisyonuna geldiğinde iyi bir eğitimden geçiyor olmalı tabii. Bu çok önemli. Siz ne kadar süredir bu sektördesiniz? Ahmet Usta sektöründe? Yaklaşık 7 senedir. 7 senedir. Evet. Yani neredeyse hemen hemen açıldığından beri. Belli bir kısım gibi. Sonra geldim. Evet. 7 senedir Zeki Bey'le beraber omuz omuza çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey değil mi? Uzun süredir aynı şeflerle çalışıyor olmak da
Artık aile gibi olduğunuzu gösterir. Aynen yani öyle, çok yani tutarlı olduğunuzu en azından. Yani insan birbirinin huyunu suyunu derler ya, birbirinin insanın huyunu suyunu biliyor. Yani çalıştığın insanların ne karakterden ne derece düzgün bir insan olduğunu tabii ki çok önemli. Bunlar biz dikkat ediyoruz. Biz de işte arkadaşlarımızı şey yaparken şunlara çok dikkat ediyoruz. Yani sabatkar. Birinci sabatkar olmaları. İkinci işlerini çok sevmeleri. Üçüncü de işlerinin kendi işlerinin olduğunu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani iş evet biz vesileyiz sadece. İşler sizin işiniz. İş sizin işiniz. Yani burada hepimiz burada çalışarak evimize, çoluk çocuğumuza bir lokma ekmek götürüyoruz. Yani bunu hani el işidir. Ben bugün buradayım, yarın başka yerdeyim diye düşünmeyin. Yani bu yarın sen de aynı iş sahibi olabilirsin. Hı-hı. Mekan sahibi olabilirsin. Yani evet. Sonuçta hep işçi olarak kalmasın. Yani benim gibi. Ben de yani tepeden gelmedim. Ben de senelerde bulaşıktan geldim. Yani bulaşık yıkayarak geldim ben buraya. Bugün nerede bakarsanız binlerce insana ekmek kapısı açtık. Rabbime şükürler olsun. Yani biz bundan ihtar ediyoruz. Diğer salon şeflerimize gelince tabii ki bunları da özellikle bunları seçiyoruz. Hı hı. Yani bunları belli neye dikkat ediyorsunuz mesela? Hani salon şefi seçiyor olmak şimdi çok daha farklı. Şef zaten hani çok iyi yemekler biliyor. Evet çok iyi sunumlar yapıyorlar ama o öne çıkartılan şefler de ayrı bir titizlik gerekiyor tabii. Tabii ki şimdi biz şuna özellikle yani ben kendimden yapayım. Şimdi şef aldığınız şef mutfaktan da anlaması lazım. Bugün çıkan ürün usta her türlü şey yapabilir. Bugün ürünü çıkardığınız zaman o ürünün sunumu yani misafirlerimize götürdüğünüz zaman onu alırken eline alırken onu bir bakması lazım yani bakıp onu anlaması lazım. Evet. Ha bu üründe ne eksik? Domatesi mi eksik? Biberi mi eksik? Kıyması mı eksik? Eti mi eksik? Yani sunumunda bilmesi lazım yani. Evet. Yani birazcık da mutfağı anlaması lazım. Şuna dikkat ediyoruz. Şeflerimizi alırken tabii ki diksiyon çok önemli bizim için. Kesinlikle. Güler yüz çok önemli. Yani asık suratlı bir şef veyahut da bir müdür kesinlikle düşünülemez. Yani. Çünkü sonuçta seni temsil ediyor. Yani orada onlar bizim yüzümüz. Yani orada bizi temsil ediyorlar. Bugün bir misafirimiz orada memnuniyetsiz kaldığı zaman bir personel yüzünden ya işte personel diye kızmıyor. İşte sizin elemanınız, siz yetiştiriyorsunuz. Şirkete yani kızıyor belki de. Tabii yani ki. Bu çok önemli ama küsüyor yani küsüyor. Gelmiyor bir de yani. Tavır koyuyor. Tavır koyuyor. Ben birkaç bu tür şeylere şahit oldum ama şimdi şöyle işte elemanınız şu hareketi yaptı. Efendim çok özür dileriz. Bir şey ama mekana mal ediyorlar. Markaya mal ediliyor. Onun için buna çok dikkat ediyoruz. Tabii insanların beş parmak beşi değil ama ne kadar dikkat etsek de mutlaka bir yerden sonuçta gönlünüzden kaçıyor. Aynen. Uğraşılıyor. Aynen. Bir şekilde tabii herkesin o sorunu da belki evdeki sorunu da oraya getiriyorlar ama işte aynen, çok önemli bir şey aslında. Ne kadar dikkat ediliyor olursa şirkette bir o kadar herhalde ilerliyor diye düşünüyorum. Başarılı olma şansı daha yüksek en azından. Aynen tabii ki. Evet. Peki yurt dışında açtığınız zaman şubelerde işte sizin takip edemediğiniz şeyler olabilir. Yani sürekli tamam gözünüzün önünde olan şeylere otokontrol yapabilirsiniz ama görmediğiniz şeylerde var nedir mesela bu işte bayili kaçmanın işte faydaları ya da zorlukları ne olabilir sizce? Ya bayin açmanın faydaları tabii ki faydalıdır. Sonuçta kaça bölünürsünüz? Yani bugün ben açsam 3 tane 5 tane açarım. Başka da açamam. Neden? Çünkü kendimin başında olmadığım bir iş benim değildir yani. Eğer markaysanız mecburen bayilik vereceksiniz. Dünyaya açılacaksınız. Bugün biz eğer dünyaya açılmak istiyorsak tabii ki açılmak istiyoruz. Açtık ve açacağız inşallah. Şimdi bunların nelerine dikkat edeceğiz? Tabii ki burada devletimiz çok güzel
destekler veriyor. Yani yurt dışı kendi markanı orada tanıt. Hı hı. Seyahat destekleri de veriyor. Ya yani bugün atıyorum yani şu kadar para, şu bir ayda şu kadar sana seyahat şeyi veriyorum. Ne güzel diyor ki sen markanı götür. Tanıt. Orada tanıt. Ben de denetle. Hı-hı. Sana şu parayı veriyorum. Denetle orada. Hı-hı. Ayda iki sefer mi gidiyorsun, üç sefer mi gidiyorsun, beş sefer mi gidiyorsun? Şu kadar parayı veriyorum. Sen ne yaparsan yap. Çok güzel bir şey. Yani Allah razı olsun bugün devletimizden bu tür şeylere çok güzel markaları, özellikle son 10 yılda markaları marka yap. Türkiye'de markalar marka olmaya başladı. Hı-hı. Yani 10 sene öncesine marka, kaç tane marka Türkiye'de sayabilirdiniz? Evet. Bugün Türkiye'de belki yüzlerce marka var. Yurt dışına açılmış kendi markasını, kendi ürününü, Anadolu mutfağını yurt dışında bunları tanıtıyorlar. Tebrik ediyorum arkadaşlara. Biz de en kısa zamanda Saraybosna'da varız dedik. 1,5 sene önce açtık. Medine'de varız. Bahreyn'de şu anda şubemiz açılıyor. Hı hı. Cidde'de nasip olursa en kısa zamanda açılıyor. Almanya benim ilk tercihim. Bizim Avrupa ülkesinde. Hı hı. Nasip olursa en kısa zamanda Avrupa ülkelerinde Konya Lahmastayı en kısa zamanda da inşallah oralarda daha da çok görebilecekler herhalde. Aynen. İnşallah. Türkiye'nin çoğu illerinde, çoğu şehirlerinde Konya Lahmastayı yine markasını inşallah Türkiye'nin 80 iline de, hı hı, girmeyi düşünüyoruz. Bizim için doğusu, batısı şeyi yok, ayrımı yok. Bize güvenen, bizlere inanan, hı hı, bizim de karşı tarafın bu işi yapabildiğimiz, inandığımız kişilere bu markayı seve seve yani Türkiye'nin her tarafına kendi isim hakkımızı, bayiliğimizi verebiliyoruz. Evet. Peki lojistiği nasıl oluyor franchise verdiğiniz zaman? Zor mu mesela işte eti göndermenin, işte un mesela Konya'dan geliyor, yine aynı şekilde oralardan mı gidecek? Lojistik nasıl şimdi olacak? Şimdi şöyle, şimdi lojistik kendimiz tabii burada, ürünler burada. Eksi 18 frigo araçlarla lojistik firmasıyla anlaşmamız var. Hı hı. Yurt şehir dışındaki şubelerimize bu tür imkanlarla ulaştırıyoruz. Hı hı. Yani bizim merkezimiz Menderes'te, üretim tesisimizde etlerimiz, bunları her şeyi hazır bir şekilde getiriyoruz. Bunları koliler şeklinde, hı hı, ve soğuk zincirle gelir. Soğuk zincirle şubelere teslim edilir. Yani evet, herhangi bir sıkıntı yok. Yani Türkiye'nin, evet, her yerine soğuk zincirle. Yani en azından izleyicilerimiz de bilsinler. Evet. Peki şimdi Konya'nın en meşhur yemeklerinden, şimdi etli ekmeği, evet, yapıyorsunuz. Evet. Şeyi de öyle, kebabınız da aynı şekilde öyle, ama neler var başka? Başka Anadolu meşhur falan. Olan. Yani şimdi meşhur olarak biliyorsun yani Konya'nın neyi meşhur? Etli ekmeği, bıçak arası. Hı-hı. Ondan sonra... Mesela bıçak arası dediğimiz şeyde neler var yapılışında? Yapılışında başta da belirttiğim gibi löpet, hı hı, yani dananın arka but kısmında içine biraz kavram yağı, hı hı, domates ve biber. Biber var, evet, evet. İçli köfte de yapıyorsunuz herhalde. Evet. Bu herhalde olmazsa olmaz. Aynı şimdi ara sıcak tabii, onları da hepsini hazır olarak hazır bir şekilde şubeler, merkezden şubelerimize gidiyor. Yani bizim biliyorsun yani Anadolu mutfağı, yani bir tek Konya mutfağı değil yani bizde. Hı-hı. Yani bugün lahmacunu da bulabilirsiniz, evet, pidesini de bulabilirsiniz, mesela dönerinde bulabilirsiniz, kebabını, evet, da çorbasında bulabilirsiniz yani. Hı-hı. Konyalı Ahmet Usta. Konyalı Amos'ta dedikleri zaman sadece etli ekmek değil, bütün Anadolu mutfağının, hı hı, armonisini bir araya getirip geniş bir menüyle hitap ediyoruz. Evet, sunumlarınız da çok güzel ama yani, evet, menü içeriği de çok güzel. Tabii, evet, doğal olarak daha çok et ağırlıklı. Evet. Bir vejetaryen geldiğinde herhalde sadece bir salata mı yiyebilir? Çoban salata, gevurda ya da çorbalardan tüketebilir. Ton balıklı salatamız var. Hı-hı. Salata çeşitlerimiz çok. Hı-hı. Vejetaryenler, evet, için. Vejetaryenler için bizim de kaşar peynirli pidelerimiz var mesela. Aynı zamanda Konya'mıza has peynirli böreğimiz var.
vejeteryan bir insan geldiği zaman rahatlıkla doyurabiliriz yani. Peynirli böreğiniz var. Evet. Hmm. Peki kahvaltı gibi böreğe geldiklerinde yapıyor musunuz bir şeylerde? Tabii kahvaltımız özel. Hı-hı. Yani kahvaltımız kaliteli, yöresel peynirler, ondan sonra yöresel bal mesela Sivas'tan getirtiyorum. Öyle Etek mi? Balı tabii Sivas'tan geliyor balım. Güzel. Ondan sonra peynirin mesela, bilmiyorum isim vermek şey olur mu? Elazığ'dan getiriyor mesela, şavak peyniri çok meşhur bizim. Elazığ'ın yani yöresel peynirler. Evet, yöresel birçok aslında yerden de destek alıyorsunuz tabii. Şuna burada da dikkat ediyoruz tabii, yöresel ve organik olmasında da dikkat ediyoruz. Bugün mesela domatesimi bugün kendi şeyimde, kendi kaç gün önce, 4 gün önce mesela Elazığ'dan ben tohumunu getirttirdim. Yani biliyorsun öyle zirai tohum değil de bunu, bu tohumun şöyle söyleyeyim. Yani dedelerim dedenin dedesinden kalma tohumlar. Yani öyle dışarıdan alınan tohum değil. Hep her yıl bunlar ekilen ve biliyorsun domatesin çekirdeğini alıyorsun, o tohum yapıyorsunuz. %100 organik yani. Aynen. Şimdi bunu çoğaltıp inşallah ileriki senelerde bunu kendi mekanlarımda, yani kendi memleketimin kendi domatesini deyip, burada orada herhalde yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Aynen. Kısa bir ara vereceğiz. Yeniden beraber olacağız sevgili seyirciler. Evet, biz yeniden sizlerle beraberiz sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi şu an artık sunumu yapılıyor etimizin. Tabii ki de 4 saat olmadı. Biz bunu verelim ama hazırda yapılmışını getirdiğiniz için siz çok teşekkür ederiz bu arada. Afiyet olsun. Şöyle de gösterebilir miyiz Berkçim? Etin pişmiş halini. Kaç saat pişti bu? 4 saat mi 5 saat mi? 5 saat. 5 saat pişti. Şöyle göstermek istiyorum. İçi tabii ki de suyla dolu, kendi yağıyla ayrıca. Evet. Su yok. Su yok. Sadece. Susuz. Evet. Susuz, bu kendi yağı mı sadece? Kendi yağı. Kendi yağı. İçine tereyağı falan koydunuz mu peki? Hiçbir şey koymadınız. Kendi sadece kendi yağı. İnanılmaz bir şey şu an. O kadar güzel kokular geliyor ki. Evet. Tabii bunun sunumlarını da böyle mi yapıyorsunuz yine kendi yerinizde? Aynen tabii, sunumlarımız böyle. Evet. Şimdi birkaç tane de sosyal sorumluluk projeniz var biliyorum ben. Evet. Neler var birazcık bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii sosyal sorumluluk projemiz birincisi atık yemeklerimiz, yani şubelerimizden çöpe giden atıklarımızı biz bunu geri dönüşüm olarak sokak hayvanlarına, hayvan barınaklarına biz veriyoruz. Burada biliyorsunuz yani sonuçta onlar da bir can, biz onlara tabii ki de yani bakmak yükümlülüğümüz var yani eğer bir canlıyı seviyorsak o da bir candır. Biz geri sosyal sorumluluk projemizin birincisi bu. Bunu yapıyoruz. Sosyal medyalarda şeylerimizden takip edebilirler. Şimdi bu çok önemli mesela sizin için. Aslında küçük bir proje gibi gözükebilir ama evet, her restoranın aslında bunu yapması gerekiyor. Böyle bir imkanı var çünkü. Yani sonuçta hani her yemekten bir atık kalıyor ve dolayısıyla bunu değerlendirmek lazım. Ha, mutlaka. Yani bunu bütün restoranların, bütün yerlerin, bütün arkadaşların buna dikkat ederlerse, yani sokakta hiçbir hayvanımız aç kalmaz. Kalmayacak. Çünkü onların dili yok. Konuşamıyorlar, dertlerini anlatamıyorlar. Biz onlara bakmamız lazım bir insan olarak. İnsani görevimiz. Biz bunu yapıyoruz. Diğer arkadaşlara da bekliyorum inşallah, evet, bu tür projeleri. Evet, mutlaka buradan öneriyoruz zaten. Lütfen restoran sahipleri, kafe sahipleri bu atıklarınızı değerlendirin.
en azından sokaktaki aç hayvanlarımız bir şekilde karınlarını doyurabilsinler. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Mutlaka su koyalım kaplara. Ya şimdi benim şu benim birisinde bir tane köpeğimiz var. Hı hı. İnan ki yani peki 6-7 senedir yanımızda. Yani biz mesela bayram günleri orayı kapatıyoruz. Mesela bir tatil gününde yani kapattığımız zaman yani hayvan bırakıp gitmiyor. Ya biz bırakıp gidiyoruz kendi mekanımız ama hayvan bırakıp gitmiyor. Evet. Yani o kadar yani. Daha çok sahipleniyor çünkü. Sahip bir yani gerçekten onun için hayvanlarımıza iyi bakmak lazım. Biliyorsun bu konuda hayvanseverlerimiz özellikle Ege bölgesi, İzmir bölgesi bu konuda çok hassas. Hı hı. Biz de o konuda o konuya çok hassas olarak dikkat ediyoruz. Bu konuda eğer bizden yardım almak isteyen varsa yani sokak hayvanlarına bizi yönlendirebiliriz, yardımcı olabiliriz. Hı hı. Bu konuda her zaman her şeye açığız. Evet, teşekkür ederiz. En başta bu çok önemli bir şey. Evet. En azından belki bir misyon olacaksınız diğer evet. işletmeler için de. Başka neler var sosyal sorumluluk projesi olarak? Sosyal sorumluluk projemizde başka Yani sosyal faaliyetler olarak neler yapıyorsunuz ya da başka? Yani restorancılığın dışında neler var? Tabii şimdi sporla ilgileniyorum. Hı hı. Yani sporu çok seviyorum. Spor yapmayı seviyorum ama yapamıyorum ayrı konu. Zamanında futbolu aynı. Futbolu çok seviyorum özellikle. Bir zamanlar Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Hı hı. Şu anda çok AS güzel. Başkanlığını yapıyorum. Gerçekten oraya gittiğim zaman yani beni bir babaları gibi o çocuklar, hı hı. bir ne bileyim bir abileri gibi. Çok güzel. Çok şey seviniyorlar yani bir kulübe gittiğiniz zaman hı hı. bir çay ikramları bir şey yapmaları beni seviyorlar ben de onları çok seviyorum hı hı. şu anda halihazırda biliyorsunuz bilmiyorum gazetelerde falan televizyonlarda falan şey oldu başkan yardımcılığını yaptım Kandere Spor Serin Tepe Kandere Spor başkan yardımcılığı yaptım bir kulübümüz var 6 branşta birinci olduk, şampiyon olduk. Türkiye şampiyonasına gittik. Türkiye şampiyonunda da yarı finalde elendik. Tabii burada başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Borno Belediye Başkanımızı çok destek verdi bu konuda. Kendisi de spor konusunda hı hı. sporla ilgileniyor. Sporu sevdiğini biliyorum, futbol oynadığını biliyorum. Burada selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bize çok katkıları oldu, çok destekleri oldu. Onun haricinde kendim Elazığlıyım. Hı hı. Elazığ Spor yönetimindeyim. Elazığ Spor Kulübü yönetimindeyim. Geçen bir kongremiz oldu. Tabii biz seçime girmedik. Biz ayrıldık. Diğer arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. İnşallah Elazığ Spor bu sene Süper Lig'i kaçırdı ama önümüzdeki sene Süper Lig'de hı-hı. görmek istiyoruz. Sosyal sorumluluk proje faaliyetlerim bu kadar. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli kurumlarda başkan yardımcılığı ondan sonra çeşitli şeylerde hı-hı. devam ediyorum. Şeyleri söylemeyeyim buradan. Evet bu sizin için güzel bir şey tabii. Sadece restorancılıkla sınırlı kalmıyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla işte birçok aslında kulübe ya da işte sivil toplum örgütlerine de destek oluyorsunuz. Tabii ki. Bu güzel bir şey. Hem sizin evet. adınızı da iyi bir şekilde duyurmuş oluyor evet. böylece. Evet. Güzel bir şey tabii ama mesela işte fuarlara katılma aşamanızda neler var? Mesela yurt dışındaki fuarlara da katılıp kendinizi tanıtıyor musunuz? Ya da Türkiye içindeki fuarlara? Genelde İstanbul'daki bayilik fuarlarına katılıyoruz ama hı. bu sene karar aldık yurt dışı fuarlarına katılacağız. Evet çünkü yani artık gastronomi evet. alanında birçok fuar yapılmaya başladı. Aynen. İşte turizm ve işte gastronomi fuarları oluyor. Aynen. İzmir'de de aynı şekilde öyle. Aynen. Şimdi bunu yani birçok aslında sektörü gastronomiyle çok birleştirmeye başladık. Evet. Bu yüzden hani yer almanız da zaten gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda. Evet. Yani tabii ki bundan sonraki fuarlarımız zaten bu 5. senedir fuara katılıyoruz. İstanbul CNR fuarında, bayilik fuarına ve çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Yurt dışındaki fuarları da
bu sene katılmaya karar verdik. İnşallah bundan sonra yurt dışındaki fuarlara da kendi markamızı yurt dışında da tanıtacağız. Orada da bayilikler, yani kendimiz açmasak dahi bayilik verme şeyimiz vardır. Orada vereceğiz inşallah bayilik fuarında. Evet, çünkü çok önemli. İşte yurt içinde ne kadar varsanız yurt dışında da bir o kadar işte oradaki insanlarımıza bunları tanıtmak, yani bir Konya mutfağını tanıtmak çok önemli. Ya tabii ki şimdi bu Almanya'ya geçen gün gidiyorum uçakta, ortada yanımda solumda iki tane arkadaş. İşte uçakta kimse kös kös oturuyor, neyse ne. Nereye gidiyorsun? Almanya'ya, orada mı oturuyorsun? Hayır, işte ne iş yapıyorsun? Restoran işi. Hı hı. Derken restoran ismine şu, aa dün oradaydım yemek yedim. Yanımdaki, aa siz buranın sahibi misiniz? Evet. Yani insanlar artık biliyor. Gerçekten Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türklerimiz artık Konyalı Hamasutay'ı biliyor. Neden biliyor? Çünkü bugün İstanbul'a geldiği zaman Ortaköy'e uğramadan geçmez. Ortaköy'de varız. Bodrum'da varız. Kuşadası'nda varız. Çeşme'de varız. Foça'da varız. Yani onun için Konyalı Hamasutay'a inanıyorum ki yurt dışında da çok güzel rağbet göreceğini, yani Avrupa ülkelerinde, Türklerinde biliyorsunuz Türk mutfağı, özellikle Türk mutfağı Avrupa ülkelerinde çok rağbet görüyor. Evet. Ben bunu oradaki arkadaşlarımı görüyorum. Oradaki Türk restoran işletmecileriyle arkadaşlarımız var. Yani Almanya'da, Köln şehrinde restoran var. Hollanda'da insanlar geliyor. Hollanda'dan orada Türk yemeklerini yemeye gelen, yemek yemeye gelen insanlar var. Evet. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani Türk restoran dediğim yerde Türk caddesi var. Türk caddesinde hep Türk restoranları. Yani bir kebapçı sokağı olarak biliniyor. Yani insanlar Hollanda'nın çeşitli şehirlerinden araçlarına binip çoluk çocuğuyla oraya gelip Türk yemeklerini yiyorlar. Yani o derecede Türk mutfağı önemli bir mutfaktır. Evet, bunu, siz de aynı şekilde öyle şirket olarak, ama bunu mesela nasıl duyuruyorsunuz? Yani bir bayilik açtığınız zaman işte reklamlarınızı mesela nasıl yapıyorsunuz? Sosyal medya üzerinde de varsınız eminim olduğunuza. Ama bu tarz tanıtımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yani müşterilerinize ya da işte gelen misafirlerinize kendinizi tanıtmak amacıyla. Şimdi tabii sosyal medya çok önemlidir. Artık sosyal medya olmazsa olmaz biliyorsun günümüzde. Sosyal medya çok önemli. Biz nasıl kendimizi tanıtıyoruz? Biz genelde yerel televizyonda, ondan sonra bölgesel kanallarda, ondan sonra radyo kanallarında, televizyon, dergilerde, mesela şu anda kendi Platin dergimiz yurt dışı uçaklarında, Platin dergisinde varız mesela. Yani bu şekilde kendimizi tanıtıyoruz. Yani gazetelerde, radyolarda, ondan sonra billboardlarda, ondan sonra çeşitli, mesela sivil toplum kuruluşların, arkadaşların çıkardığı dergiler var. Ne kadar şey yapsak da bizi zorla sokuyorlar. Oralarda kendimizi tanıtıyoruz. Peki hangi günler daha çok yoğun oluyorsunuz restoranda? Yani şimdi sabah akşam diye nitelendirmeyeceğim ama özel günlerde mi daha çok, ya da hafta sonları, hafta içi, öğle yemekleri de mi daha çok oluyorsunuz? Hafta sonları daha fazla yoğun oluyor. Cuma akşamı ve cumartesi akşamları çok yoğun geçiyor. Pazar günleri tabii ki haliyle yani herkes tatil yaparken biz çalışıyoruz. Evet. Genelde hep öyle oluyor. Şimdi tabii ama. Yurt dışı reklamımız bugün Saraybosna'da mesela. Saraybosna'da şubemiz var. Saraybosna'nın göbeğinde keşke olsaydı gösterecektim ama şimdi uğraşamam. Bayağı uzun sürer. Saraybosna'nın göbeğinde bir Arapların yaptığı bir alışveriş merkezi var. Çok büyük bir alışveriş merkezi ve alışveriş merkezi büyük bir ekranı var. Yani burada reklam panosu. Yani arka, orada gidince orada şeyle çekmiştim ben. Telefonla çekmiştim. Yani Saraybosna'da, bugün Saraybosna'nın göbeğinde Konyalı Amas'ta reklamları çok güzel bir şekilde, net bir şekilde. Yani Saraybosna'ya girdiğiniz zaman o ışık, o led ışık, o Konyalı Amas'ta göre okuyabiliyorsunuz. Yani o yaklaşık bir 6 ay, bir seneye yakın falan orada markamızın dönecek şeyi herhalde. Döndü. Şu anda devam ediyor mu etmiyor mu, herhalde bitti diye biliyorum. Ama tekrar yeni bir anlaşma aşamasında inşallah devam edeceğiz. Böyle şeylerin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Şirketinize geri dönüş olduğunu. Yani bu tarz işte borç reklamları yapıldığında, özellikle mesela açık hava reklamları yapıldığında size geri dönüşü daha mı fazla oluyor?
Şimdi geri dönüşümden ziyade bugün eğer markaysanız markanızı daha ileri götürmek için mutlaka reklam gerekli. Yani reklamsız hiçbir şey olmaz. Ya yani burada şey yapmayayım, biraz ukalalık yapmayayım arkadaşlara, şey yapmayayım ama şimdi biliyorsunuz yani ne markalar var. Bugün gözü kapalı ismi vermeyeceğim ama şimdi o markalar niye reklam veriyor? Şimdi soruyorlar ya işte çok reklam bazı arkadaşlar. Ya işte ya şimdi reklam reklamdır. Şimdi bugün isim yapmış bir marka reklama ihtiyacı var mı? Bence yok ama niye veriyor, şey yapıyor? Ya mutlaka geri dönüşümünde vardır. Hı hı. Bugün iki tane içeceğimiz var, gazlı içeceğimiz, isim vermeyeyim. Hı hı. Şimdi biri biliyorsun üst segment, biri alt segment. Bence aynı kalitede ama birinin boşluğunu yakaladığı zaman, reklamı iyi yaptığı zaman hemen bir tık üste çıkıyor. Evet. Yani sonuçta zaten reklamın çok büyük bir etkisi var. Tabii ki. Çok farklı oluyor tabii eminim. Ama bu tabii duyuruma da aynı şekilde öyle. Ama size mesela böyle kampanyalarınız var mı? Ya da atıyorum işte Ramazan geliyor şimdi önümüzde. Bir Ramazan ayınız var. Evet. Ve sonuçta hani orada yemek sunumları farklı olacak mı? Ya da özel bir yemek çıkacak mı? Tabii ki şimdi orada... Ya da bunun tanıtımını hani nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi böyle bir fix menü yapmadık açıkçası. Yani gelen kişi istediği şey yiyebilsin adına. Yani bugün fix yaptığın zaman mesela menü yaptığın zaman işte fırın kebabı, çobalar bilmem ne. Yani ona bağlı kalmasın. Herkes tercih ettiği şeyi yesin diye. Onun için hiç fix menü şeyine girmiyoruz. Görüyorum yani arkadaşlar çoğu yerlerde görüyorum. Pankart atmış işte şu bir de fiyatını yazıyor. Ha ben onu saçma buluyorum. Biz o tür şeylere girmiyoruz. Yapmıyoruz da yani. Gelen misafirlerimiz yani tabii ki gündüz herkes sakin bir şekilde geçiyor ama akşam iftar saatinde herkes yoğun bir şekilde. Evet. Daha dikkatli, daha şey sunumlarımız olsun, şeylerimiz olsun. Özellikle ne yapıyoruz? Mesela bamya çorbası özellikle. Biliyorsunuz bamya çorbası Konya'nın has bir meşhur şeydir. Herhalde meşhur herhalde çorbası, evet. Değil mi? Çiçek bamyadan yapıyoruz. Hı hı. Ramazan'da bunu bütün şubelerimizde görebilirler. Evet, şimdi biz haftaya Konya Lezzet Festivali var. Hafta evet. Sonu oraya gideceğiz. Evet. İnşallah güzel bir festivale gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü yemekleriyle zaten meşhur. Evet. Sizlerden de selam yollarım oraya gittiğimde. Eminim çok güzel geçeceğini ama. Şimdi bunun gibi böyle farklı yemek olan neler var mesela? Bamya çorbası gibi, işte etli ekmek gibi başka bir yemeği var mı? Mesela bize Konya, de tavsiye tirit edebileceğiniz. Konya tirit var mesela. Tirit var. Hı hı. Tridi var mesela. Ondan sonra o da yoğurtlu soslu yani hı hı. Manisa kebabına benzer bir şey. O da güzel. Yani Konya'ya gittiğiniz zaman tabii bence fırın kebabı orada da, gerçi burada yiyorsunuz ama orada da yemelisiniz. Aradaki lezzeti adına, lezzet adına bakarsanız bizim adımıza seviniriz. Tabii biz gidip tabii yiyoruz, görüyoruz, şey yapıyoruz. Hı-hı. Arkadaşlarımızı geliyor, şey yapıyor. Yani orada etli ekmek, bıçak arası özellikle çok güzel. Ama Konya'da biraz daha yağlı yapıyorlar. Hı-hı. Yağ şeyini çok seviyorlar Konya'da. Onu başta söyleyeyim. Genelde böyle yöresel yerlerde yağı daha çok kullanıyorlar yalnız. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani bunun sebebi daha lezzetli olmasından kaynaklı mı? Tabii biliyorsun bugün yani kuyruk yağı mesela Konya'da kuyruk yağı kullanıyorlar genelde bıçak arasında. Kuyruk yağı daha lezzet veriyor. Hı hı. Aslında zararlı değil. Ama Ege insanı yağ sevmiyor. Onun için biz biraz daha yağsız. Evet. Yani hiç kuyruk yağı falan koymuyoruz. Özellikle kuzuyu sevmiyor mesela Ege insanları. Hı hı. Ha bizim memlekette mesela biz kuzu yemezdi, kuzu kokar diye. Evet. Yani çocukken annemiz hep keçi keserdik. Dağda yetişen keçileri. Evet. İnan ki o kadar harika oluyor ki. Ama keçi daha iyi değil mi zaten? Hem daha sağlıklı. Tabii ki yani, sağlıklı. Yani şimdi sütünü, sütü çok sağlıklı, öyle. Eti çok sağlıklı. Yani ama maalesef onların da artık hı-hı. memlekette kimse onları da yetiştirmiyor. Herkes almış evine bir tane şey ineği. Günde 20 kilo süt alayım da işte benim annem daha gibi. Daha çok ticarete döküyor tabii ki de. Aynen. Ya eskiden mesela aharda bizim 30 tane, 40 tane, 50 tane keçi olurdu. Hı hı. Annem onları tek tek böyle sağardı.
onun sütünü, kaymağını akşam ne oldu mu kaynarken böyle verirdi, sıcak sıcak verirdi, içerdik. Ne benim kaymağını sabah kahvaltıda. Hı hı. Şimdi artık gerçi Allah uzun ömür versin, annen de yaşlandı ama şimdi artık bir tane inek, yani o 50 tane keçinin verdiği sütü artık bir tane inekten alıyor. Evet. Aharda besliyor, yemler, şunla bunlar da biliyorsunuz yani. Evet ama işte oralar, o dönemler diyeyim artık, tamam, evet, daha çok organikmiş. Yani tabii, siz de belki annelerinizden, teyzelerinizden hani bilirsiniz, o keyif daha başkaydı. Şimdi var mı öyle bilmiyorum hala, gittiğiniz var zaman memleketinize herhalde yapıyorlardı. Tabii değil mi? Tabii ki var. Konya'da özellikle zaten hayvancılık daha ilerlemiş durumda. Hem tarım hem hayvancılık ön planda zaten. Yani eskiyi andıracak, yani bizi özletecek bir şey yok. Hep aynı, değişen bir şey yok. Değişen yani bir şey yok. Konya, evet, o zaten zaman güzel olmasının herhalde ve de özel olmasının belki en önemli etkilerinden tamam birisi. Organik ürünlere çok önem vermemiz lazım gerçekten. Yani bunu kesinlikle artık, yani insanlarımız biliyorsunuz yani kanser vakası almış başını gidiyor. Yani bugün baharatından tutun da yağından tutun da her şeye dikkat etmek lazım. Evet. Yani benim anne mesela şey yapardı, taze çıkan ekmeği tereyağı böyle sürerdi, o tereyağı böyle güzel, o tereyağlı ekmek ne kadar tatlı gelirdi, ne kadar şimdi güzel gelirdi. Ekranları başındaki izleyicilerimizin ağzı sulandı zaten. Evet. Biz burada o kadar çok yağdan, keçiden ve sütten bahsettik ki tabii dolayısıyla. Peki hedefinizde şimdi neler olacak? Yani buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Mutlaka zaten size ulaşmak istedikleri zaman istedikleri internet sitesinde ya da istedikleri semtte varsınız, evet, biliyorum. Evet. Ama hedefinizde neler olacak bundan şimdi, sonrası için? Bundan sonrası için hedefimiz Konyalı Ahmet'te markasını bütün Türkiye'ye yaymak. Hı hı. Konyalı Ahmet'te ürünlerini, tatlarını bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya duyurmak. Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmak. Şunu diyorum, yani şimdi Avrupa'da biliyorsunuz bu tür şeylere çok ihtiyaç var. İnsanlar orada Türk mutfağını gerçekten çok beğenerek yiyorlar. Ve özlüyorlar da tabii ki. Özlüyorlar tabii, yani orada bir sürü çalışan, yaşayan Türk gurbetçi, hı hı, kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Bundan sonraki hedeflerimiz Konyalı Ahmet'i daha da büyüterek, hı hı, ileriye markayı daha ileriye götürmek. Ondan sonra ikincisi, biraz önce dediğim gibi organik ürünlere artık önem vermemiz gerekiyor. Hı hı. Bundan sonra yani domatesimizden tutun da biberimizden, ben bunu başlattım. İnşallah bundan sonra devam edeceğim. Yani kendi ürünümü, domatesimi, biberimi, salatalımı kendi şeyimi, inşallah kendi misafirlerimize kendi ürün yaptığımız ürünleri yapacağız. Ben bunu başlattım. Daha önce de programın akışında da söylemiştim. Bunu Elazığ'dan bunu tohumları getirip bunları çoğaltıp ileriki, hı hı, zamanlarda artık oranın domatesi, yani oranın domatesi derken yani bütün ülke bizim ülkemizdir. Ama oradan gelen ama en azından tohumunu. Şöyle tohumunu, yani tabii şimdi biz zirayla bir, yani benim dedemin dedemin dedesinden gelen bir, hı hı, tohumu. Şimdi ben bostana girdiğim zaman mesela, bir Ege'de de bir bostana girdiğim zaman kendim de mesela ekiyorum, şey yapıyorum, ama bir de köyümden bir bostana girdiğim zaman o domates kokusunu çok farklı, çok farklı oluyor. Kesinlikle. İşte ben onun tohumunu getirdim inşallah. Bunu da burada söylemek istedim. Yani organik, 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 yani her şey her yerde yenmez. Hı hı. Onun için baharatından tutun da yağına kadar her şeyine dikkat etmek lazım. Bugün yiyemediğiniz bir şeyi yedirmemelisiniz. Kesinlikle öyle. Biz böyle yola çıktık. Böyle devam ediyoruz. Bunlar arkadaşlarıma da bunlara her zaman söylüyorum. Yiyemediğiniz şey hiçbir zaman bunu ne sunum yapın ne de çöpe gitsin, hı hı, ama hiçbir şekilde
Evet, zaten ilkeniz de bu olmalı diye düşünüyorum. Aynen. Yani kendi yemediğiniz bir şeyi başkalarına da yedirmemek lazım. Aynen. Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kolay gelsin çok diyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Aynı zamanda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geleceğiz inşallah, bir günde yerinizde ziyaret edeceğiz. O zaman burada eminim da, daha farklı burada olacağını. Burada biraz önce şey aldım da, burada beni dinleyen bütün arkadaşlarıma, personelime beni izliyorlarmış. Evet, selamlarınızı iletin lütfen. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hı hı. Beni izleyen bütün arkadaşlara, dostlarıma saygılarımı sunuyorum. Hayırlı bir pazartesi diliyorum İzmir. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Bugünlük bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın lütfen.